Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere krep kumaşına aparat nasıl takılır, uçları nasıl yapılır onları göstermeye çalışacağım. Bir adet ilk önce malzemeler tanıtayım size. Siyah, suni ipek ip kullanırım ya da normal ip. Fark etmez siz hangisini ne yapıyorsanız naylonla. Dondurma kapağı kullanıyorum. Bunlar için şu püsküllerini yapmak için lazım. Bakın. Evet. İki tane kapama aletimiz var. Aparatımız var. Flöre geçirmek için küçük aparat ya da büyük aparat siz hangisini kullanıyorsanız ben bugün bundan yapacağım. Onun için bunu kullandım. Daha sonra iki tane inci. İki inci, iki tane de çivi. Arkadaşlar bakın. Bize bir orta aparat, iki kapama, evet, iki inci ve iki çivi lazım. Evet, şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu aparatları bakın göstereyim. Ben İlva Çin'den alıyorum. Size de tavsiye ederim. Gerçekten aparatları çok güzel, muhteşem. Oradan alışveriş edebilirsiniz. Arkadaşlar aldığım kumaş krep. Size ölçüsünü de vereyim. Yaklaşık yakın çekimde 9 santim. Fakat şöyle kenarlarından da biraz kıvırma payı koyarsak 11 santim bir kumaşım var. Bunu makinede overlockla kıvırttırıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Kıvırttırıyorum. Daha sonra kullanıyorum. Zaten 1 metrelik bir kumaş aldığınızda size muhtemelen 4 tane, 5 tane bile çıkarabilir yani. Sizin ölçünüze daha büyük istiyorum diyorsanız 20 santimden kestirebilirsiniz. Bunu aldığınız yerler kesip size kıvırabiliyor. Kendiniz de yapabilirsiniz eğer makineniz varsa. Kendiniz de kıvırabilirsiniz. Ben kendim kıvırıyorum. Şimdi arkadaşlar ben uçlarını kıvırmışım yanlışlıkla. Uçlarını keseceğim. Bakın şu görüntüyü kaybedeceğim. Bunu da keselim. Evet. Ve ilk önce makinenin ne yana kıvırdığına bakıp aparattan geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın aparattan geçmiyor diye düşünüyorsanız makas yardımıyla bakın. Şöyle. Aparatlar güzel olduğu için sıkıntı olmuyor. Bazen sıkıntılı aparatlarda sorun yaşayabilirsiniz ama aparatlar güzel olduğu için bakın böyle geçiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Ortasına getiriyorsunuz. Evet. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar normal oyalı suyunu ipek kullanıyorum ben ya da normal polyester. Polyester iple şu iki tarafını birleştiriyorum. Bakın aparatınızın geldiği noktaya iyi bakın. Bakın. Bir tarafını içten bir tarafını dıştan yapmayın. Tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Şuradan ipimi sabitliyorum. Evet. Sabitleyebilirsem. Şimdi iğnemi bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten bu şekilde tamamladıktan sonra ipimi çekiyorum. Ben bunu büzmek istiyorum yani anlatacağınız. Büzdükten sonra tekrar ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Yani iğneyosu yapanlar bilir. Bu şekilde sabitliyorum. Tekrar çıkmasın diye. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ipimi keseceğim. Bundan sonra neredeydi bizim boncuklarımız? Ben inci kullanıyorum. Ortasına da bu yapacağım fuların yarım inci kullanacağım. Nerede onlar?
Bakın şu inciden yarım inci kullanacağım için inci yapıyorum. Siz kristal boncuk kullanabilirsiniz. Evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Bakın çiviye incimi taktım. Ve ortasından herhangi bir yerinden, neresinden denk getirebilirsiniz. İlla ki ortasından olacak diye bir şey yok. Bir yerinden kumaşınızı fazla zedelemeden bir yerinden sokun arkadaşlar. Ve çıkacaktır bakın. İçinden çıktı. Takı aparatlarını yapmak için böyle bir adet penseniz olursa elinizde. Bakın. Daha sonra biraz boncuğunuzda boşluk bırakın. Şöyle birleştirip elinizde de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Ben bunu biraz daha çıkarayım. Biraz çok bırakmışım. Evet. Bu çivimin etrafından bunu dolandırıyorum. Ve iyice sabitliyorum. Çünkü çıkmasın diye. Bakın. Ve fazla olan yerine aparatın fazla olan yerini keseceğim arkadaşlar. Kestim ve bunu batmaması için iyice sıkıştıracağım arkadaşlar. Ve ilba için ben ikincisini de yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor. Ve ucuna da istediğiniz aparata bakın burada önce yaptığım var. Takabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ve gayet güzel. Pratik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.